Beyler bayanlar selamlar. Evet, o çok beklediğiniz an geldi. Sunflower. Sunflower'ın betasındayız şu anda. Bu videoda sizlere yeni adıyla Sunflower Land'in betasını gösteriyor olacağım arkadaşlar. Tabii bunun beta olduğunu unutmayalım. Daha sonrasında farklı değişikliklerde, farklı güncellemelerde gelebilir bu videonun üstüne oyun çıkana kadar. Hadi lafı da uzatmadan hemen geçelim, ne farklar varmış. Öncelikle hepiniz sevindirecek haber, save artık yok arkadaşlar. Sürekli save. Bunun hesabını yapmayacağız. Peki oyunda ne yapıyoruz? Öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Shop'tan bir tohum almamız gerekiyor. Bundan sonra tüm alım satım işlemlerimiz buradaki shop'ta dönecek. Buradan istediğiniz tohumu seçebiliyorsunuz. Tohumlar yine eskisi gibi 1 dakikalık, 5 dakikalık, 30 dakikalık vesaire diye ilerliyor. Ve arasındaki satış farkına bakacak olursak şu an en karlı gözüken ayçiçek ve yine kabak, ama bu tabii ki daha sonrasında değişebilir arkadaşlar. Beta olduğunu unutmayalım. Farklı olarak ne yapıyoruz? Öncelikle buradan tohumu alıyoruz. Aldığımız tohumu her zamanki gibi tarlada boş, açık olan yerlere ekerek her zamanki gibi ekiyoruz ve süresi geldiğinde tekrardan bunları topluyoruz. Bu arada hiçbir şekilde save yapmanıza gerek yok. Oyun kendi içinizde zaten save diyor. Peki çıkarttıklarımız ne oluyor? Hemen şuradan yine shop'a tıkladığınızda sell kısmına tıklıyorsunuz. Buradan hangisinden biriktirdiyseniz sell'e basarak arkadaşlar isterseniz teker teker satabilir ya da toplu bir şekilde satabiliyorsunuz. Birinci önemli değişiklik buydu. Artık topladığınız anda para olarak yansımıyor, bir de onları satmanız gerekiyor ekstradan. Peki benim eski oyunum bu arada beta'ya yansıdı gerçekten, tüm upgrade'leri vesairesi. Upgrade de artık değiştirdi. Direkt oyun parasından satın al ve oyunu güncelleden öte artık birazcık daha farklı bir hale geldi. Artık upgrade yapmak için kişiye tıklayıp buradaki gereksinimleri karşılamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben en üst seviyeye çıkartmak için örneğin 3 tane buğdaydan ekip üstüne de işte o buğdaydan alıp 0.1 harcamam gerekiyor. Tabi şu anda kapalı buğdayerde, büyük ihtimalle yanlıştır. Arkadaşlar ben hali hazırda bunu yaptığım için farklı ekrandan şu an görüntü koyuyorum size. 100 tane karnabahar biriktirdiğiniz zaman o zaman upgrade yapabiliyorsunuz. Şuradaki goblinler kalkıyor ve diğer alan açılıyor. Her seviyenin kendine has gereksinimi var arkadaşlar. Buradan tüm tohumları alıp ekip bu sefer satmayacaksınız, sell demeyeceksiniz, unutmayın. Bu burada birikiyor. Ne zaman elinizde 100 tane olduğu zaman bir de buradaki upgrade kitchen'daki işte gereksinimi karşılıyorsunuz. Ve buradaki trolleri doyurarak yeni bir alan daha açabiliyorsunuz. Haritamız bu sefer çok çok daha fazla büyük. Yan taraflarda arkadaşlar normal maden ocakları var. Şurada daha yeni bir tavuk yeri geldi. Fakat kilitli, deneyemedim. İleride denersem bakar videosunu atıyor olacağım. Videosunu atamasam bile hemen reklamımızı geçelim. Şuradan Discord adresine gelerek Sunflower Land ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yeri geliyor çoğu oyunun chatinden daha fazla chat dönüyor. Örneğin On Mars oyunu kendi proje kendi Discord'una gitseniz, Türkçe chatine baksanız muhabbet yok. Buraya gelirseniz ama arkadaşlar dediğim gibi çoğu sorunuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve en mantıklı hesaplamaları da atmaya çalışıyoruz. Dümdüz bir şekilde video yapıp o güzelmiş, burası tıklanıyormuş falan değil. En mantıklı, hatta bu videoda da şimdi onu göreceksiniz. Hemen geçelim tekrar konumuza. Bu oyundaki fark ne? Nerede hesap yapmamız gerekecek? Save mantığı yerine senkronize diye bir şey getirmişler. Aslında neden senkronize bilmiyorum. Tohumlar bitebiliyor. Ben size örnek olması açısından buradaki şu tohumu bitirdim. Örneğin şuradan diğerlerine bakın. Hala 68 tane stokta var, 78 tane stokta var, 100 tane diye farklı farklı rakamlarda ilerliyor. Peki bu bittiğinde ne yapmanız gerekiyor? Hemen şuradan senkronize etmemiz gerekiyor. Ve senkronize ettiğimizde otomatik olarak 0.1 matik işlem ücreti ödüyorsunuz. En karlısı hangisi? Lan ben hepsinden hızlı bir şekilde üretip sadece bunu mu senkronize edeyim? Yoksa o ben sonra bunu bitiririm, sonra bunu bitiririm. Tamam, hepsini buradakilerin hepsini bitiririm. 0.1 matiği ancak o zaman veririm. Çünkü senkronize yaptığınızda hepsini değiştiriyor, bunu unutmayın. Şimdi hangisi mantıklı? Hızlı hızlı yapayım. Save yerine bu sefer senkronize gelecek çünkü tohumları yenilemem gerekecek. Yoksa hepsini bitirdikten sonra mı? Burada da yeni token'ın değeri belli olunca birlikte hesap yapıyor olacağız arkadaşlar. Ama daha öncesinden de araştırmalarımızı başladık. Hatta çok güzel bir kaynak bulduk. Otomatik olarak bize şöyle bir yere getirdi. Normalde dikim maliyeti, ürettiğinde ne kadar geleceği, ROI'si ne kadar ve bir gün boyunca toplamda kaç tane ekebileceğim
toplam alan ne kadar? 22 üstünden hesaplamış yine. Vesaire vesaire diye iniyor. Önemli olan yer şurası. Matic price'ı 1.3 arkadaşlar. Tamam, SFL yeni token price'ını 1 dolar olarak belirlemiş. Ve senkronize için de 0.1 Matic harcadığını belirtmiş. Yani dolar olarak baktığında da 0.13 dolar arkadaşlar senkronizeye harcıyor. Bu da ne anlama geliyor? Senkronize yapma mahiyetinde çıkarttığınızda eğer token 1 dolar olursa yaklaşık olarak bir günde 52.93 dolar para kazanacaksınız. Tabi bu teorik 52 doları hayatta yapamazsınız. Ya uyurken de mi 1 dakikada bir tıklayacaksınız ya da hiç mi mola vermeyeceksiniz, nefes almayacak mısınız arkadaşlar? Burası tamamen teorik olduğunu unutmayalım ama yine de buradaki verilere göre daha orta yollu bir şey kullanırız. Örneğin pumpkin 30 dakikada bir yaparız ya da carrot birazcık kardan kaybederiz ama bir saatte bir ilgileniriz. Gece yatmaya giderken de bırakırsın abi 8 saat diye. Öyle güzel bir orta yolu buluruz. Oyunda aynı zamanda şuna da önem göstereceklerine inanıyorum bu sefer. NFT'ler daha fazla değer kazanabilir. NFT'leri öncelikle yapmak için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyordu? Craft kısmından tools'ları geliştirmeniz gerekiyor. Tools satın almanız gerekiyor. Normal X ile pickaxe yapıyorsunuz. Pickaxe stone pickaxe yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz bununla iron pickaxe yapıyorsunuz. Adım adım geliştiriyorsunuz ve daha sonrasında da hammer yaparak şuradaki nadir NFT'leri üretebiliyorsunuz. Tabi bunlar ne kadar kazandırır ne olacak artık oyun çıkınca göreceğiz. Oyunla ilgili bir de şöyle bir şey daha eklemişler hemen şu aşağıda. Bulutların altında şurada zindan, dungeon tarzı yerleri görebilirsiniz kuru kafa. Hatta buraya tıkladığımızda da işte bulutlardan dolayı altında ne yatıyor ne bitiyor göremiyorum diyor. Büyük ihtimalle bir sonraki güncellemenin de habercisi oraya bir küçük bir easter egg de bırakmışlar gibi. Sunflower'la ilgili olan tüm gelişmeleri de kaçırmamak için arkadaşlar tekrardan aşağıya bırakacağım Discord'a katılabilirsiniz. Tüm muhabbeti orada çeviriyor olacağız. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.